İbrahim. İbrahim Bey. Fuarı nasıl buldunuz öncelikle? Dolaşabilme imkanınız oldu mu fuarı? Bir saate yakın oldu. Geride. Bir saate yakın oldu. Oldukça anda, büyük bir fuar. Evet. Oldukça güzel şu anda. Eskiye yakın bir katılım da görüyorum. Bayağı güzel evet. Katılımımız var evet. Bayağı bir eski zamanlarda 3-5 senedir katılım zayıftı. Bu sene 2-3 senedir güzel katılım görüyoruz. Ondan sonra. Yani fuarda da biraz fuar mantığını yavaş yavaş insanlar yitiriyor, kaybediyor diyoruz ama tekrar da bir canlanma var diyoruz. Var gibi gözüküyor. Peki nereden geldiniz? Kayseri'den geldik. Kayseri'den geldiniz. Sadece bu fuar için geldiniz. Evet sadece bu fuar. Asansör işiyle uğraşıyoruz. Standımızı nasıl buldunuz peki? Vallahi biraz gezdiniz sonra mi? Gezmedik daha. Birazdan gezelim inşallah. Zaten biz lansman varmış herhalde. Arkod kullanıcısıyız. Ondan sonra Arkod kullanıyoruz. İbrahim Bey daha çok kullanıyor. Bilmem duydunuz mu? Bugün burada saat 14'te arkel bombayı patlatacak diyoruz. Valla şöyle bir şey aldık. Merakla da bekliyoruz. Aldınız mı siz de? Süper, harika. Evet saat 14'te burada bomba patlayacak diyoruz. İnşallah. Mutlaka ve mutlaka burada olun. İnşallah. Peki arkelden beklentiniz nedir? Bir beklentiniz var mı arkelden? Şunu da şöyle zaten olsa. Zaten karşılıyor yani bir sıkıntı yok şu an. Her türlü beklentimizi karşılıyor diyorsunuz. Yani servis olarak teknik serviste de çok iyiydi. Yani hiçbir problem yaşamıyoruz. Yani. Mesela biz Kayseri'de üretim yapan panocular vardı. Hı hı. Ben 2008'den sonra o panolarda biraz sıkıntı yaşadıktan sonra biz Arkel'le ilk tanışmamız o şekilde oldu. Arkel'le tanıştıktan sonra bir şey fark ettik. Ne var? Panoyla ilgili hiç arızaya gitmiyoruz. Veya gittiğimizde bir kayıt çıkartıyor. Panoyla ilgili şurada bir sıkıntı var, arıza var diyerek bize güzel bir örnek gösterdi. Bu olayı biz Kayseri'de istedik. Hı hı. Bu cevabı alamadık. Ve biz ondan sonra Arkelci olduk. Ondan sonra 2012'ye kadar da Arkel'de bir sıkıntı yaşamadık. Süper. Evet yani bir sistem değişikliği oluyor sürekli Türkiye'de. Teknoloji çok hızlı ilerliyor evet, çok tabii hızlı ilerliyor. Bu araçta bir değişim sırasında işte söylediğim ufak gibi ufak tefek aksaklıklar olabiliyor öyle. Bu aksaklıklar yaşadıktan sonra Arkod'a geçiş yaptıktan sonra da artık bizim yurt dışından beklediğimiz panolardaki bütün özellikleri evet, bu Arkod'da kendi yerli gördük. Firmamız bir kere her şeyden bunu önce bulduk. Yani ben artık hiç öyle dışarıdan hiçbir pano arayışında değiliz. Süper. Bir de Arkel'in şu özelliği var. Size Arkel kart satmıyor. Pano satmıyor. Hı hı. Kart satıyor. Yani siz bir üreticisi olsanız, pano üreticisi olsanız, Arkel'in kartını alsanız, istediğiniz şekilde kullanın, sürücüsüyle beraber her şekilde size imkan veriyor. Ben burada hayır da demem diyor. Ben size benim kartımla ilgili bütün teknik desteği veririm. İster benim panomu kullan, ister kartımı kullan. Ama bütün desteği, o konuda da yani hiç sıkıntı yaşamadığım yerlerden beri, telefonla bütün arızaları hallettiğim memnun panolardan bir tanesi. Çok memnun. Yani kişinin şahsın daha hiç geldiğini görmedim ben. Şahısla ilgili biz hiç Kayseri'ye ben kimseye getirmedim. Evet. Telefonla hallettik. Hatalarınızda bulunduğunda da şeylerde de kendi hatalarını da fark ederek de düzeltme özellikleri de çok iyi oldu bizim için. Yani sürekli bir araştırma geliştirme sürekli devam ediyor zaten. Evet sürekli. Yani bizim şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Beklemediğimiz ufuk üzerinde devam ediyorlar. Şaka demiyorum. Beklentimizin çok önündeler diyorsunuz. Evet şu anda benim süper beklentimin önüne geçtiler. Süper. Eskiden arkadan geliyorlardı beklentiler. Şimdi bizim önümüze geçtiler. Bekliyoruz işte. Onun için özellikle aldım ki ne bakacağız acaba? Ne çıkacak merakla bekliyorum. Güzel bir şey çıkacak diye tahmin İnşallah, ediyorum ben de. Biz de özellikle o salonları bekliyorum gezerken burayı görünce girmeyecektik. Arkadaşı denk gelince dedim ki saat 2'de geleceğiz biz buraya. Ama siz çağırınca da güzelce bir sohbet oldu. Vallahi çok teşekkür ya, ediyorum teşekkür bizi ediyoruz kırmadığınız için öncelikle. Estağfurullah. Ben çok memnun oldum. Ben tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun. Saat 14'te de görüşmek üzere diyorum. Heyecanla bekliyorum. Tamam. Peki, çok sağ olun.